arkadaşlar. Birçok çeşidini severek yaptığımız ve yediğimiz, tam da mevsimi iken bol bol tüketmemiz gereken karnabaharın bugün de kıymalı tencere yemeğini yapacağım. Kıymalı karnabahar yemeğim için ben bir tane orta boy karnabahar kullanacağım. Şöyle 100-150 gram civarında kıymam var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 adet havucum, bir tane de büyük boy soğanım, 1 çay kaşığı kırmızı biberim, pul biberim, çay kaşığının ucuyla karabiber ve biraz da tuzum olacak. Karnabahar yemeğimi yapmak için önce karnabaharlarımı temizleyeceğim, saplarını ayıracağım, güzelce yıkayacağım. Arkadaşlar ben tüm karnabaharlarımı iyice yıkadım. Şu şekilde küçük parçalara da ayırdım. Çok küçültmeden, çok da büyük bırakmadan bu şekilde parçalara ayıralım. Havuçlarımı da ikiye bölüp yarımar şeklinde doğradım. Bir tane de büyük boy soğanımı da doğradım. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Tenceremi ocağıma aldım, ocağımda yaktım. Önce kıymamı tenceremi alacağım. Kıymam suyunu salıp suyunu çekmeye başlayınca yağını ve soğanını ekleyeceğim. Suyunu çekip kavrulmaya başlayan kıymalarıma yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir dakika kadar kıymalarımızı da kavuralım bu şekilde. Yeteri kadar kavrulan soğanların üzerine doğradığım havuçlarımı da ekliyorum. Bir dakika kadar da havuçlarımızı kavuralım. Bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığını da çok doldurmadan biber salçası ekleyip salçalarımın kokusu çıkana kadar biraz daha kavuracağım. Yıkayıp ayıkladığım karnabaharlarımı da ekliyorum. Birkaç dakikada karnabaharlarımızı da tüm malzemelerimizle beraber kavurmaya devam edelim. Karnabaharlarımızı haşlamadan ekliyoruz arkadaşlar. Haşladığımız takdirde yemeğimiz pişerken karnabaharlarımız iyice ezilecektir. Zaten çok kısa sürede de pişen karnabaharlarımızı haşlamaya hiç gerek yok. Birkaç dakikada kavrulan yemeğin üzerine şimdiden sıcak suyunu da ekleyeceğim. Bardağı sıcak suyumu da ekledim. Karabiberimi, pul biberim, kırmızı toz biberim ve tuzumu da ekliyorum yemeğimin üzerine. Baharat miktarlarını dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tenceremin kapağını kapatacağım ve yaklaşık 20-25 dakika boyunca yemeğimi pişmeye bırakacağım. Dakikadır da kaynayan yemeğim çok güzel tam kıvamında oldu. Mutlaka bu güzelliği yapın, deneyin isterim.
yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.